Herkese merhaba. Bugün tekrar önemli bir konukla sizlerle birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin petrol arama üretim sektöründeki son gelişmeleri yorumlayacağız. Bildiğiniz gibi petrol fiyatlarında düşüş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de petrol ve doğalgaz arama üretim sektörüne önemli etkilere neden olacak. Bugün Arar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alpay konuğumuz. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Fatih Bey, ben direkt konuya girmek istiyorum. Dünyada koronavirüs kaynaklı olarak petrol fiyatlarına ciddi bir düşüşle karşı karşıyayız son 1,5 aydır. Siz uzun yıllardır arama üretim sektöründe olan bir isim olarak petrol fiyatlarının düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi geçenlerde bir tane şey gördüm. Yayınları tabii bütün magazinlerden, gazetelerden, dünya yayınlarından izliyorum. Bir karikatür gördüm. Biz buralara mı düşecektik diye kendi kendime güldüm. Bir eski usul bir terazi kefesi, bir tarafında bir varil petrol var, diğer tarafında da bir rulo tuvalet kağıdı var. Petrolden daha ağır geliyor, daha kıymetli olmuş tuvalet kağıdı. Yani böyle bir durumda ne diyebiliriz? Enteresan bir durum ama bunu dikkatli ele almak lazım. Çünkü normalde bizim pandemiden önce ne kadardı dünya tüketimimiz? 100 milyon varil gündü. Şimdi herkes dikkatini pandemiden dolayı dünya ekonomisinin, global ekonominin %30 daralacağından hareketle oraya fokus olmuş vaziyette bakıyor. Buna göre de petrol üretiminin de %30 yani 30 milyon varil, şimdilerde 23-25 milyon variller falan diyorlar ama daha zor günler geldiğinde 30 milyon varil falan düşeceğinden konuşuyorlar. Peki güzel de bu kadar daralmış bir dünyada hala tüketim ne kadar oluyor? Ona kimse bakmıyor. 70 milyon varil. Ya beni enterese eden bu 70 milyon varil. Pandemiden önce şöyle bir durum vardı. 100 milyon varillik tüketim varken, global tüketim varken 1-2 milyon varillik oynamalarda doları petrol varil fiyatı 10 dolar oynuyordu. Hı hı. Şimdi bu önemli bir şey. Geçenlerde yine yayınlardan takip edebildiğim kadarıyla Exxon arama yatırımlarını %30 kıstı. ConocoPhillips üretimde 460 bin varil kıstı. Sadece ConocoPhillips. Ve adamlar diyorlar ki bu bizim %30'u üretimimizin. Aynı şekilde Norveç beyanda bulunuyor. Diğer şirketler beyanda bulunuyor. Bir taraftan da petrol fiyatlarının bu kadar düşük olmasından dolayı Başkan Trump Çin'i zorluyor. Amerikan petrolünü satın alsınlar diye, yükselsin diye. Bu kargaşadır. Yani tüm bir kargaşa. Warren Buffett bütün seyahatler duracağı için, biliyorsunuz Warren Buffett aynı Soros gibi ileri gelen yatırımcılardan bir tanesi dünya çapında. Bu adamsa elindeki bütün hava yolları hisselerinin tamamını sattı. Bir tek hisse bırakmadı. Hepsini sattı. Bu demektir ki birçok teknik aktivite kesintiye uğrayacak, sekteye uğrayacak. Hal böyle olunca bizim bakmamız gereken şey şu. Türkiye'nin ne kadar tüketimi vardı pandemi öncesi? Yaklaşık 700 bin varil günde. Şimdi biz de hadi şirink ettik, biz de daraldık falan, şu oldu bu oldu. 600'e insin, 500'e insin. Biz hani onlara göre biraz daha farklıyız. Çünkü Londra falan daha ziyade bizden daha fazla zarar görüyor bu işten. Çünkü adamlar reel sektörden ziyade daha çok finans sektörüne yoğunlaştıkları için alım satım olmayınca, reel sektör çökünce haliyle onlar daha büyük darbe yiyorlar. Şimdi Türkiye finanstan ziyade daha çok reel sektör tarafında duran bir ülke. Hal böyle olunca da Türkiye'nin petrole ihtiyacı her zaman olacak. Bence bu son şans Türkiye için petrole yatırım yapmada. Dolayısıyla kesinlikle Türkiye bu fırsattan istifade yurt içinde ve yurt dışında petrol sahalarına yatırım yapmalıdır. Çünkü petrol ne olursa olsun elektrik ya da yenilenebilir enerjiler konusuna baktığınız zaman bu 2030'lar, 2040'larda anca belki bir miktar daha riplese edecek petrolü, ama petrolün tahtını sallamasına imkan ve ihtimal yok. Çünkü petrol sonuçta stratejik ve çok bağımsız bir şey. Hatta gazda bile durumlar değişecek. Mesela diyelim ki Shell daha bu yakın zamanda Appalachia'da Amerika'da 10 yıl önce aldığı sahayı 9'da birine satıyor. 549 milyon dolara satıyor.
Halbuki 10 yıl önce o 9 misli para vermişti orayı alabilmek için. Burada ne oluyor? Mümkün olduğu kadar petrolün stratejik oluşu, bağımsız oluşu, herhangi bir yere bağlı olmayışı çok önem arz ediyor. Kalorifik değeri bakımından olsun, mobilitesi bakımından olsun, askeri nedenle yeri doldurulamaz oluşundan olsun, haliyle petrole olan sıkıntı kısa bir süre. 18 ay sonra bazı yatırımcılar şunu söylüyorlar. 100 dolara çıkacak. Ben hatta geçen sefer hatırlarsınız son bizim Petform toplantısında davetliydik Batman'da. Birlikte beraberdik seninle de. Orada petrolün stratejik olduğunu ve bazı senaryolarda 400 dolara çıkacağını söylemiştim. Bir anda şaşırmıştı Sayın Genel Müdürler. Şimdi bunlar belki de biliyorlardı bu pandeminin olacağını. Dolayısıyla bir takım senaryoları durup dururken yapmazlar 400 dolar diye. Ben demiyorum illa 400 dolara çıkacak diye. Ama spike'lar, ciddi spike'lar olacaktır bundan sonra. Dolayısıyla Türkiye kendisini çok sağlama almalıdır. Böyle bir aşırı fiyat artışlarında büyük çalkalanmaya sebep olabilir. Etkilenmemek için. Evet, evet. Yani bugün birçok yerde Kuveyt bas bas bağırıyor. Diyor ki petrol fiyatlarını artırmamız lazım. Efendim MBS'le biliyorsun Putin arasında bayağı bir çekişme oldu hemen pandemi öncesinde. Ama yine gazetelerden okuyoruz. Perde arkasında Trump MBS'e bayağı bir baskı yapmış durdurmak için. Yani sonuçta petrol öyle bir şey ki henüz ben stratejik değerinin en büyük petrol üretenler dahi tarafından dahi doğru dürüst anlaşılmadığı kanaatindeyim. Yani bizim bunu iyi irdelememiz lazım. Özellikle Türkiye, biz hemen yakınımızda İran var, Orta Doğu var, petrolü biz kolay alırız, ucuz olunca şöyle olur. Ben bunlara katılmıyorum. Ben yanılabilirim inşallah ama ben katılmıyorum. Ben bu işin içindeyim. A'sından Z'sine her kademesinde hands-on çalışıyorum. Bu işin içindeyim. Ve ciddi başka hiçbir şey takip etmiyorum. Çünkü bizim şirketi biliyorsun, kendi petrol aramacılığı dışında hiçbir faaliyeti olmayan ihtisas şirketiyiz biz. Dolayısıyla Türkiye için yani tabii saygım var diğer sektörlere ama nereden bakarsanız bakın petrolde olacak bir sıkıntı diğer sektörlerdeki gibi olmaz. Çok crucial olur. Sıkıntıya sokucu olur, sokar. Dolayısıyla hazır fiyatlar buralara düşmüşken çok ucuza petrol sahaları alınabilir yurt dışında. Yurt içinde bunun için bir devletin ön ayak olduğu, Türkiye Petrolleri'nin ön ayak olduğu bir grup kurulabilir, bir sistem kurulabilir ama Türkiye'nin mutlaka bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Benim kanaatim budur. Fatih Bey, peki yurt dışına dönecek olursak fiyatlardaki düşüş haliyle Türkiye'deki üreticileri de yakından ilgilendiriyor. Her ne kadar Türkiye'nin büyük üreticilere baktığımız zaman da üretimi düşük olsa da fiyatlardaki düşüşün Türkiye yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki hem arama üretim yatırımlarına hem de bundan sonraki önümüzdeki dönemdeki yatırımlara ve planlara. Elbette biz de zarar görüyoruz bu işten ama biliyorsunuz MAPEC bu konuda bir müracaat üzerine, sanıyorum Petform'un müracaatı üzerine yükümlülükleri 6 ayı bir erteleme tanıdı. Şirketler tabii zorlanıyor. Biz ama buna dahil değiliz. Şöyle, biz de zorlanıyoruz. Ancak biz %100 yerli şirket olduğumuz için sadece sahiplikten ziyade arama üretim tarafında yoğunlaştığımız için bilakis tam tersine biz aramalarımızı ve üretimimizi ve sismik çalışmalarımızı artırıyoruz. Şu anda hiçbir şeye müracaat etmedik, ertelemeye. Hatta dün itibariyle yeni bir sismik ekibimiz işe başladı. Ondan ayrı yeni bir rezerv, appraisal kuyuda rezerv tespit ettik. Bunu da Sayın Bakanımıza bildireceğiz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Ama bu fiyatların böyle olması sebebiyle yerli üretim aramalarının yavaşlaması tabii ki
şirketlerin tamamen her bir şirketin kendi değerlendirmesine, ticari durumuna bağlı. Fiyatların Türkiye'nin genel ekonomisine yansımasını konuşursak bence çok iyi olmuyor. Petrol fiyatlarının düşmesi iyi gibi gözüküyor. Çünkü ithal ediyoruz petrolü. Ama öbür taraftan fiyatlar düştüğünden bizim ihracat yaptığımız ekonomiler de zayıfladığı için, ihracat yaptığımız ekonomilerin gücü düştüğü için onlar kendi taraflarından ithalatlarda, Türkiye'den yaptıkları ithalatlarda zorlanmaya başlayacaklar. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla petrol öyle bir şey ki insanın kanı gibi, yani tansiyonu gibi. Çok yüksek olursa beyin kanaması yapıyor, çok düşük olursa da felç ediyor. Dolayısıyla petrol fiyatları benim kanaatimce 70 ile 80 dolar arasında olmalı. Bunun için çalışmalar var ve yeni bir çalışma daha var G20 arasında. Petrol fiyatlarının bundan sonra dalgalandırmaya bırakılmaması ve belli bir şekilde tespit edilip o fiyat üzerinden, referans fiyat üzerinden, aynı o BOTAŞ'ın daha önce yaptığı, gaz fiyatında yaptığı gibi referans fiyat üzerinden yapılması konusunda ve bu doğrudur. Bu doğrudur çünkü bunu daha hemen ne kadar elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilse de sonuçta hemen ikame etmek kolay değildir petrolün yerine. Durum budur. Fatih Bey, peki yani Türkiye açısından stratejik önemli bir sektör. Baktığımız zaman doğalgazla yaklaşık %99, petrolle de 92-93 civarında dışa bağımlıyız ve büyüyen bir ekonomi Türkiye. Peki arama üretim sektörünün koronavirüs kaynaklı riskleri de ve düşük fiyatları da dikkate aldığımızda beklentileri neler? Yani hem var olan yatırımların devamı hem de ayakta kalarak önümüzdeki yıllarda arama üretim sektöründeki yatırımların devamlılığını sağlayabilmek açısından sektörün beklentileri ne peki Ankara'dan? Şöyle ki bizim en büyük sıkıntımız şu anda belki enteresan, işte diyelim ki lokal olarak ruhsatlarımızın olduğu yerlerde kuyu açarken bu kamulaştırmalarla ilgili problemlerimiz oluyor. Bizim için en iyi şey lokasyonumuzu MAPEK'e bildirip MAPEK'in de o lokasyon üzerinde yaptığı değerlendirmeyle o lokasyon için vereceğimiz ücreti MAPEK tespit etmesi ve bizim onu MAPEK kanalıyla yatırmamız ki bu sefer yerel halkla karşı karşıya gelmeyelim, bu bir. Bu önemli. İkincisi TÜPRAŞ'la olan şeylerimiz, son zamanlarda çıkan konularımız. Bu pandemiden önce de bir takım şeyler çıktı. Ağır petrol işleniyordu, işlenemiyordu gibisinden. Ama bugün enteresanlık şurada. Türkiye Petrolleri AP2 istasyon şefliğinden bize petrolümüzün tamamının Batman'a yönlendirilmesi üretimimizin istendi. Çünkü biliyorsunuz Batman rafinerisi belli bir API gravitesinde çalışıyor. Son zamanlarda üretilen Batman civarında üretilen petroller yüksek graviteli olduğu için onu Batman rafinerisinin istediği graviteye denkleştirmek gerekiyor. Paçal yapmak gerekiyor. Bunun için de bizim petrolümüze ihtiyacımız var. TÜPRAŞ sonuçta milli bir kuruluştan alınmış rafineri. Oradaki karşılaşılan sorunların petrol kanununun öngördüğü maddelere göre değerlendirilmesi lazım. Bu çok mühim. Müracaatlarımızda çabucak cevap alıyoruz. Gerçekten bakanlığımız destek veriyor bizim yaptığımız çalışmalara. Mümkün olduğu kadar daha fazla sismik yapıp ve aramaları artırmamız gerekiyor ki yerli petrolü bulabilelim. Dışarıda petrol ucuz diye yerli petrol olmasın, yani çok önemi kalmadır, stratejik değil diye düşünmek son derece büyük bir gaflettir bence. Bunu çok ciddi olarak, yani kalbimden derinden inanarak söylüyorum. Bu çok sakıncalı. Bugün deniz tankerlerinde yaklaşık 180 milyon varil petrol birikmiş vaziyette. Bütün bunlar etkiliyor petrol fiyatlarını yurt dışında. Ama onların hiçbiri petrolcü değil. Onlar neticeden borsa oyuncuları. Şimdi 100 milyon varil
günlük tüketimi olan dünya ekonomisinin 180 milyon varilde tankerlerde var. Sadece farazi olarak söylüyorum. Hiç bugün petrol üretimi olmasa demek ki iki günde bitecek o. Bu ne biçim baskıdır yani? Ne biçim bir şeydir? Dolayısıyla ben hiçbir zaman o %30'a bakmıyorum. Şu anda en kötü şartlarda dünyada büyük buhrandan sonra görülen en büyük sıkıntıda olduğu söyleniyor dünyanın. Bunda bile bugünkü dünya popülasyonuyla birlikte 70 milyon varil demand var. Bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye'nin elbette ki kendi yerli petrolünü, petrolde sınır yoktur. Yani yerli petrol derken yerli firmalarımızla Türkiye içinde ya da Türkiye dışında kendi kontrolünde olan sahalara yatırım yapmasında fayda var. Bu çok önemli. Yani bunu mutlaka bu açıkça söylüyorum, bu son şans. Eğer bu petrolde referans fiyat falan bir şeyler G20'lerde anlaşmaya varılacak olursa bundan sonra petrol fiyatları düştü çıktı gibi bir şey beklemeyin. Yani eskiden ben hatırlıyorum, EPDK kurulmazdan evvel gaz fiyatında indirim yapamıyordu. BOTAŞ buna müsaade etmiyordu ve en fazla %3 indirim yapabilirdin kesintili kesintisiz farkında. Şimdi G20 dese ki petrol fiyatları şöyle olacak, bunun altı üstü yaptırım uygulayacağız, bunun altında satanlara dese ne yapacaksın şimdi? Yani bağımsızlığın tamamen gidiyor. Yani serbest piyasa bağımsızlıktan kastım. Serbest piyasa koşulları tamamen gidiyor. Ama petrol bunu zorluyor. Yani dolayısıyla hazır bir fırsat geçti ele. Bunu 2015'te de söylemiştim ben. Arjantin'e bakın mesela. Arjantin 2015'teki olayda dedi ki yabancı firmalara, gelin kardeşim ben yerli petrol bulursanız bana bu tarihten itibaren ben 65 dolardan alacağım dedi, taahhüt etti. Firmalar oraya gitti. Şimdi petrol fiyatı biz desek ki bugün ya 40 dolardan alacak Türkiye petrolü, yerli petrol bulursa firmaların hepsi buraya üşüşecek gelecek. Çünkü 40 dolardan petrol satacak. Ama o petrolü biz eski petrol demiyoruz. Bu tarihten itibaren. O zaman ne olacak? Şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Bu petrolü bulana kadar Türkiye'de petrol bulmak çok da kolay değil yani. O petrolü bulana kadar bu adamlar dünya para harcayacaklar. Yani bu sistem şu anda böyle bir dumanlı havada ki yani kurt dumanlı havayı sever hesabı, böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bence bir toplantı yapılmasında yarar var Sayın Bakanımızla. Üreticilerle birlikte, sadece üreticilerle. Aramacılar çünkü bazısı daha yeni girdiği için şeyi tam anlayamıyor. Bu petrolün arama üretim safhalarındaki geçilecek olan merhaleleri zorluk çıkıyor. Ama en azından bugüne kadar elini taşının altına koymuş üreticileri bir araya getirip de bir üreticiler toplantısı yapılmasında fayda görüyorum. Fatih Bey, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz son 2-3 yıldır Türkiye özellikle denizlerde arama faaliyetlerine oldukça hız verdi. Yani hem sismik aramaya hem sondaj faaliyetlerinde. Evet. Ve Türkiye'de Trakya bölgesinde de Doğu Anadolu'da bildiğimiz kadarıyla shale petrolü aramaları devam ediyor. Siz peki Türkiye'de hem konvansiyonel hem unkonvansiyonel olarak beklentileriniz nasıl? Yani Türkiye'nin buradaki özel sektör bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ağırlıklı olarak TPA üzerinden gidiyor yatırımlar. Özel sektörün son 2-3 yıldır biraz siz devam ediyorsunuz ama biraz sanki geride kaldığını görüyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Doğrudur. Çünkü sonuçta fiyat yerini bulmuyorsa herkesin overhead'i aynı değil bütün şirketlerin. Dolayısıyla farklı farklı şeyler çıkıyor. Konvansiyonel ile unkonvansiyonel arasındaki hikaye de şudur. Bakın Exxon, unconventional'ın, shale gas'ın kral olduğu zamanlarda bir hücum Polonya'ya gittiler. Ama aradan 3-5 yıl sonra hemen çekildiler Polonya'dan. Exxon çekilince öteki şirketlerin hepsi çekildi. Çünkü baş hatlardan bir tanesi Exxon. Türkiye'de de Shell biliyorsunuz Güneydoğu'da bir deneme yaptı ama olmadı. En son Trakya'da yapılan bir takım çalışmalar vardı. Equinor'da benim bildiğim kadarıyla çekildi o Valura birlikteliğinden. Burada şöyle bir şey var. Unconventional bizim için bu pandemiden önce biraz zordu. Belki şimdi şöyle olabilir ama yine de maliyetli.
Çok fazla ekipman gerekiyor. Amerika bunu yapıyor ama kendi içinde bu işin piyasası var. Nasıl Türkiye'de inşaatın köklü bir geçmişi var. İnşaat müteahhitliğinin olsun, sektörünün olsun. Dolayısıyla her şeyi yapabilir durumda Türkiye inşaat konusunda dünyanın neresinde olursa olsun. Ama Amerika'daki unconventional'da kullanılan booster'lar, pump'lar, bütün bunların hepsi yüksek kapasiteli ekipmanlar Türkiye'de yok. Bunların buraya gelmesi bile dünya para. Sonunda alacağınız netice ne? Daha henüz belli değil, soru işareti. Dolayısıyla Türkiye unconventional değil, normal conventional bildiğimiz metotlarla gitmesi lazım ki biz onu yapıyoruz. Böyle yapınca da bir kuyu unconventional'da maksimum şeyini 3 yılda veriyor, 3,5 yılda veriyor sweet spot'ta. Ama şeye geçerseniz unconventional bir kuyu 40 yıl çalışıyor, 60 yıl çalışıyor. Dolayısıyla ve de kendi imkanlarımızla yapabiliyoruz. Şu anda Amerika'da kuleler, malzemeler, ekipmanlar son derece ucuz. Türkiye bunları göz önüne alıp getirip bunlarla burada aromalarını artırmasında ben fayda görüyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki aromaları bu çerçeve, bu pencere fırsatıyla değerlendirmek lazım. Bunu da çok fazla public olarak yapmamak lazım. Dolayısıyla bugüne kadar izlenenden farklı bir yöntem izleyip ama bu fırsatı, bu düşük fiyat dönemini değerlendirmek lazım. Eminim böyle yapılınca diğer şirketlerin de iştahı artacaktır. Bunlar hepsi arabalarına hız verecektir. Sonuçta Türkiye'de petrolü satabiliyoruz. Bu önemli bir faktör. Mesela biz Mısır'da ben arama yapmak istemem. Arama yaptığın takdirde Mısır'da karşıma ilk çıkacak şey pipeline kotası. Sen belli bir miktar üretim yapamazsan o pipeline kotasına gidemiyorsun. Giremiyorsun. O giremeyince de o masraflarını nasıl hemen nakde çevireceksin? Türk petrol kanunu dünyadaki en iyi petrol kanunlarından bir tanesi. Yani gerçekten öyle. Dolayısıyla hazır bunu biraz ufak tefek değiştirmemiz yerler olabilir. Onu belki bir başka programda çalışıp tekrar tek tek sayabiliriz. Ama bunu yaptığımız takdirde Türkiye bence bu fırsatı gayet iyi değerlendirir ve petrolün katma değeri çok yüksek olduğundan şu anda bizim ürettiğimiz her bir varilin de ki 25 dolar, de ki 30 dolar. Bu 30 dolar Türkiye'de kalıyor. Dışarı gitmiyor. Bu önemli. 30 doları siz bir Toyota arabanın bile karı şeydeki ben inceliyorum bazen bu otomobil firmalarını Mercedes'in şeyin 2600 dolar araba başına seri üretim yaptıkları için ya da 1800 dolar Toyota'nınki falan. Yani ama petrol öyle değil. Eğer iyi bir rezerv bulursanız bu tamamen Türkiye'de kalacak. Dolayısıyla petrolü basit bir emtia olarak görmemek lazım. Petrol stratejik bir üründür, stratejik bir malzemedir, yakıttır ve petrol enteresandır. Şu mesela önemli bence. Diyorlar ki nükleer enerji ya da elektrik enerjisi ya da güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi. İşte petrol kendisi bizatihi direkt yani ürün. Yani biz diyoruz ya farm out diyoruz, farming diyoruz. Onda bile bir şey var. Kendisi ürün. Çıkarttığın anda bugün nükleeri bulsan işlemeden, belli bir noktaya getirmeden kullanamıyorsun ama petrolü kullanabiliyorsun. Yani bir şey katmıyorsun ona. Sadece ısıtıyorsun, rafine ediyorsun, kullanıyorsun. İşliyorsun. Ötekinde proseslerden geçiyor. Dolayısıyla bu doğal bir ürün. Benim kanaatim. Ben o yenilenebilir enerjiye ağırlık verenleri takdir ediyorum. Domestik olarak doğru. Niye doğru? Petrol kullanımını daha disipline edeceği için doğru. Petrolü yakarak kullanmak son derece şey. Yazık günah yani. Öylesine kıymetli bir malzeme. Petrokimya değeri zaten bugün ne yaparsak yapalım her bir yerde plastikte de ilaçlarda da Ana ham madde olarak hayatımızda kullanılıyor. da her yerde petrol var. Ama bunu diğerlerinde yapamazsın. Dolayısıyla bunu göz önüne alıp
Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Fatih Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Türkiye'nin petrol arama üretim sektörü denince ilk akla gelen isimlerinden Arar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alpay ile birlikteydik. Fatih Bey bize bugün petrol fiyatlarının düşüşün Türkiye'deki arama üretim sektörüne etkilerini ve bundan sonraki döneme ilişkin beklentilerini paylaştı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. 360 derece enerjide bundan sonra enerji sektörünü yakından ilgilendiren gündemdeki konuları konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Tekrar hoşçakalın. Teşekkürler. You think I'd let